Peki hoş geldiniz. Aslında bu bir saatlik şeyde sunumda ben bu bilinçli ebeveynlik konusunu biraz babalık projelerinden konuşacağım ama önce aklıma buraya gelmeden önce bu bilinçlilik teorisi üzerine biraz düşündüm. Ve acaba bizim ne tür kalıp yargılarımız var diye düşündüm ve aklıma yani 15 yıl önce yaşadığım bir hikaye geldi. Ben arkadaşımla yaşamıştım bunu. Bu arkadaşımın yeni bebeği oldu. Arkadaşım psikolog. Ve kadın. Şimdi yıllar boyunca annelere, babalara işte çocuklar şöyle geçin, konuş, şu konuş, böyle davran, çocuğunla beraber aynı yatakta yatma gibi tavsiyeler verdi. Sonra bebeği oldu, biz de ziyarete gittik. Eşiyle şu konuyu tartışıyorlar. Bebek de aynı yatakta yatıyormuş ve çocuğu odadan sonra çıkartamıyormuş şey yaparken. Niye? Şimdi anne nasıl demiş ki, gece melekler gelir, şeytanlar gelir ve sen orada yanında olman lazım bir yerinde. Dolayısıyla düşündüm. Bilmek var, bilgi var mı burada? Var. Çocuk gelişimi biliyor. Bunun nasıl olduğunu, nasıl işlediğini biliyor. Gelişim nasıl ilerlediğini biliyor. Anne baba etkileşim nasıl dönüştüğünü biliyor. Ama kendi çocuğu olduğunda bir şey onu durduruyor. Durduran şey nedir? Ben bilinçliliği biraz düşündüm. Acaba kim bilinçli? Bilinçli bir şey nedir, nasıl olur diye biraz düşündüm. İkinci hikayede şöyle bir şey. Başka bir erkek, onun da yeni bebeği oldu ve bankada üst düzey yönetici. Biz de düşünüyoruz, okumuş yazmış, kitap okumuş. Hatta işte çocuğu da çok ilgilenir. Evet doğru. Ama bu baba şöyle bir şey kurdu. Bir dakika ya, ben seni niye aldım ki? Çocuğuma iyi bakasın diye aldım. Veri işine. Dedim ki o zaman ya, biz ne düşünüyoruz? Okumuş yazmış kişiler, biz daha eşitçi olurlar, doğru mu? Olurlar. Daha bilinçli olurlar. O zaman ben uzun yıllar okullarda, AÇ'de, dışarıda, anne babalarda, çocuklar çalışmış olarak düşünüyorum ki ben kalp yargılarım var. Okumuş yazmış baba, anne, Kadıköy'de oturan anne baba daha bilinçlidir. Mi? Emin değiliz. O yüzden önce bu ben bütün bu algılarımızı, kalıp yargılarımızı bir gözden geçirmek gerektiğini düşündüm. Çünkü ben yıllarda çalışmış olarak ben bunu gözden geçirdim kendi kendime. Ve bunu iki arkadaşım bana bunu sorgulattı. Birisi cinsiyet modeli açısından sorgulattı, baba bölü. Diğeri bilmek ve uygulamak açısından sorgulattı. Ve o yüzden bu konferans çok değerli. Yani bilinçli ebeveynlik konusunda düşündüğümüz zaman ilk kim bilinçli, kim bilinçli değil. Ve şunu diyoruz ki aslında anne babalar ve çevre, toplum neyi biliyor, neyi bilmiyor. Şimdi bazı temel bilgiler var. Çocuğun gelişim ilk 6 yıl, ilk 7 yıl çocuk için çok hayati kritik, bu duyuyoruz. Sürekli duyuyoruz. Ama ilk 6 ay bile kritik çocuğun. İlk günleri de çok kritik çocuğun hayatında. Mesela anne babanın çocukla karşılıklı iletişim kurduğu ilişkinin kalitesi daha çocuk doğar doğmaz başlıyor. Bu direkt çocuğun ruhsal ve diğer gelişim alanları etkiliyor. Beyin gelişimi etkiliyor. Birinci bilgi. Peki anneler bunu böyle biliyorlar? Ya çocuk daha namaz diyor değil mi? 6 ay, 1 sene kadar çocukları namaz diyorlar. Yani kurs alanlarında veya babalar bilinçleniyorlar, bile ilerleyebiliyorlar ama diğerleri almadığı için. Aynen. O yüzden de kurs dediğiniz nedir? Ben biraz sonra anne çocuk gelişim hakkında bahsederken siz galiba bir kutunuz. Evet. Ben öyle bir kutum. Neye katıldınız? Hangi program okudunuz? Hiç olmaz. Harika. Çok bilinçli bir çok teşekkürler. Dolayısıyla kurslar bir tane önemli. Yani neyi biliyoruz ama bildiğimizi nasıl yürüyoruz? İkincisi, çocuklara kitap okumak önemli mi? Önemli. Ama bunu ilk 6 ayda çocuklara sesli kitap okumaya başlayan çocuklar direkt bir geçme yansıyor bize. Bunu çoğu anne baba bilmiyor. Üçüncüsü, çocuklar daha 3. ay itibaren duyguları okumaya başlıyor. Hani ebeveynin o ruhsal dengesini okumaya başlıyorlar. Ama çoğu ebeveyn diyor ki çocuk da anlamaz. Bunu da hatta araştırma gösteriyor ki bunu bir yaşından başına düşüyor çoğu ebeveyn. Bir diğeri çocuk uyurken bile yüksek sese maruz kalmışsa bu etkileniyor. Uyurken bile. Ve bu 6 ayda başlıyor bir etkilemeyi. Peki o zaman daha hani bizim kampanyamız var resmen. 7 çok geç kampanyamız var. Hani çocuk eğitim baktığında artık biz 7 çok geç demiyoruz. İlk 1000 gün çok önemli diyoruz. İlk 1000 gün çok hayati diyoruz.
Peki anne babalar bu konuda ne durumdalar ve çevre ne kadar destekliyor? Burada çocuğu destekleyen çevre gerekiyor. Bu çevre kimlerden oluşuyor aslında? İlk başta burada çocuk var. Çocuğun içerisinde bir ekosistem var. Ve en merkezde kim var ekosistemin merkezinde? Anne baba var. Anne baba genetik özelliğiyle çocuğa aktardığı o fiziksel özelliklerle bir etkili mi? Etkili. Kendi hastalıkları, işte gen yapısı, yetenekleri gibi gibi şeyler. Arkasından çocukla kurduğu iletişim, çocukla kurduğu, çocuğa sunduğu gelişim alanları direkt etkili. Ama onun dışında birçok merkez daha var. Burada bakın kaç tane katman var. Ve bu katman çocuğu sürekli etkiliyor. Düşünün, dünyada kıtlık olsa ama Türkiye'de bu kıtlık biraz daha az yaşansa yine de çocuklarını etkiliyor mu? Etkiliyor. Niye? Çünkü direkt doğru süt beslenemiyorlar. Sağlıklı beslenemiyorlar. Eğer grupta bölgede bir su, temiz su kaynağı yoksa yine çocuklar buna etkileniyorlar. Devletlerin arasındaki savaşlar, sorunlar, göçler, savaş çocuklar direkt etkiliyor. Ya da sokakta sokak lambası olmadığı etkiliyor. Neden? Çünkü çocuk dışarı çıkamıyor, güvenli olmadığı için, sokağa çıkamıyor. Ve orada çocuğun gelişim alanları desteklememiş oluyor. O zaman burada anne babanın rolü nerede? O bilinçli olan ya da bilinçli olmayan anne baba kim? Bu süzgeci, aslında burada ben süzgeç görevi düşünüyorum. Anne baba dışarıdaki yeterlileri, yeterli alanları ve yetersiz alanları çocuk için faydalı hale getiren kişi. Dışarıdaki sıkıntıları, problemleri eve taşıyacak, süzgeç görevi görecek veya kendi imkanı yoksa, maddi imkanı olmayabilir, eğitim yolu olmayabilir, iyi bir yerde oturmayabilir. O zaman dışarıdaki o güçlü yönleri eve taşıyacak. O zaman anne baba süzgeç olması lazım, iyi bir süzgeç görebilmesi lazım ki çocuk için gelişen bir destekleyen bir çevre olsun. Peki, bütün şey boyunca, özür dilerim, dönem boyunca böyle miydi? Yani anne babalar bakıyoruz ki aslında çocuklar için her zaman yeterli sorumluluk almamışlar. Veya farklı düzeyde almışlar. Anne almış, çoğu zaman baba almamış. Ya da anne almış ama bakıyoruz ki özellikle Türkiye'de annelerin çocuk bakımıyla ilgili bilgileri çok az. Siz söylediniz. Ben çocuğumu öyle yetiştirdim dediniz. Anne çocuk eğitim bakımı bir numara. Üniversite mezunuyum zaten ama yani aynen. Eğitim başka, bu eğitim başka. Aynen. Çok güzel söylediniz. Dolayısıyla anne babaların özelliklerini desteklemek gerekir. Şimdi size sormak istiyorum. Kendi babanızı, annesi düşünün. Bir de şimdi çocuklarınız varsa onları düşünün. Kendi babanızla oynadığınız oyunla çocuğunuzla oynadığınız oyun arasında bir fark var mı? Süre açısından, nitelik açısından. Çok fark var. Daha mı çok oynuyorsunuz? Babanızla daha mı az oynadınız? Hiç oynamadınız. Peki, babanızla dertleştiğiniz anı düşünün. Sohbet ettiğiniz, dertleştiğiniz anı düşünün. Bir de çocuğunuzla düşünün. Fark var mı? Çok fark var. Babamda hiç yok dertleşme. Sadece saygı var. Babam eve geldiği zaman hemen bana hizmet vardı. Saygıdan kastımız biraz o değil mi? Bir tane baba destek olarak tutulmuş bir çocuk anlatıyor, babanın çocuğu anlatıyor. Baba obsesifmiş, temizlik konusunda çok hassas bir kişi bu baba. Evde mesela elini yıkadı çocuk, yere su damladı, baba bağırıyormuş. Yatak köşesi birazcık dağınık kalmış, baba bağırıyormuş. Anne de, çocuklar da baba eve gelmeden önce böyle titreyen, eyvah nereden dayak yiyeceğiz, nereden işte şey gelecek, bize eleştiri gelecek diye düşünürken, bu baba, babaya destek olmak istiyor. Ve baba şunu fark ediyor, evet ya ben çok fazla müdahaleciyim çocuklarıma karşı. Ve çocuk bunu bize kendi değişimi olarak anlattı. Artık babamla biz çok daha rahatız, en azından benim hata yapma hakkım var diye anlattı mesela. Dolayısıyla burada baba değişiyor, anne değişiyor. Neden değişiyor? Çünkü çocuğun değeri değişiyor, çocuğun tanımı değişiyor. Bir zamanlar ben de kuşağım biraz önce, ben köyde büyüdüm. Çocuk niye yapılırdı? Bir ailenin adı taşınsın ve hele de oğlan çocuğu yapacak ki adı soyadı taşınsın çocuğun, geleceği taşınsın. Gelenekleri, kültürünü taşınsın. İki, eve bir işçi lazım. Yani bu şehri de fark etmedi çünkü eğer babanın bir, annenin bir iş yeri varsa orada çalışacak, destek olacak birisi gerekiyor. Ama şimdi artık çocuğun psikolojik değeri çok fazla
öne çıkmaya başlayacak. Şimdi siz bunu kendiniz yaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben artık çocuğumdan farklı yaşayıp duruyorum, kendi babamdan. Peki şimdi çocuğunuza sorsak, sizinle ilgili ne söyler? Acaba siz hissettiğiniz ondan hissediyor mu? Babam ve annem benimle yeterince oyun oynuyor mu? Yeterince vakit geçiriyor mu? Ben de beni dinleyip anlıyor mu? Yoksa direkt işte desteğe nasıl, notun kaç, bugün sınav vardı, kaç aldı, nasıl geçti mi başlıyor sohbet mesela. Çocukların ne hissettiği önemli. Yani bizim niyetimiz iyi, evet onlarla oynuyoruz ya da oynayamıyoruz. Ama çocuğa bir yansıması var. Şimdi çocuğunuza sorsak, sizden farklı şeyler söyleyecek. Ve onlar da kendi çocuklarıyla belki sizden daha fazla oynayacaklar. Çünkü neden? Çocuğun ve anne babanın rolü değişti. Bir zamanlar anne baba evet, yani tamamen roller değişiyor. Şimdi artık daha çok baba sorumlu kalıyor çocuğun hayatında. Neden alıyor? Çünkü şehirleşme çok fazla arttı. Anne çalışmaya başladı ve eve geldiğinde anne geç geliyorsa baba bir şekilde çocuğu karşılayacak. Üst nasıl çıkarmış? Eşya, kedi yaşında nereye kurmuş? Doğru mu? Ödevi varsa ödevi nasıl sorur çocuğa? Arkasından bununla ilgili işte temizlik, yemek, bunlar nasıl yapılır? Baba bunu çoğu zaman bilmiyor. Çünkü evde böyle bir rol kendisine çok fazla verilmiyor. İşte toplumda bir silah mesele rolü değil bu. Baba bir şekilde çocukla karşı karşıya gelince fark ediyor ki evet ben bir şey yapmam lazım. Ben bir şey öğrenmem lazım. Ve anne de bu rolü babayı desteklemek için artık kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla değişiyor şöyle. Ama bir şey de değişmiyor. Baba hala evet soru çözer. Problem olduğunda orada var. Pişirilmiş yemeği çocuklara bırakır götürür. Sadece kirli varsa kirli sepetini atar. Onu yıkayan değil. Ütüleyen değil. Hatta ödev soran ama ödev yaptıran değil. O zaman ne oluyor? Babam böyle hala değişmeye başladı ama baba hala çocuğun hayatında çok fazla yok. Bakımda yok, biraz iletişimde var. İletişimde nasıl var? Disiplin aracı olarak var. Babanın bunu biraz öyle. Ve bizim bir araştırma yaptık. Biraz sonra bundan çok daha fazla bahsedeceğim. Türkiye'de babalık durum araştırması. Dedim ya kalıp yargılarımız var. Benim bile var kalıp yargılarım. Çünkü bütün okumuş yazmış babalar İşte böyledir, tıraş işte. Tabii ben bunu böyle demiyordum ama hep bir böyle bir yargısı var. O zaman dedik ki Türkiye'de babaların durumu ne? Bu babalar, hangi babalar ilgili babalar, hangileri ilgili baba değiller, ilgili baba değiller. Baktık ve onlara sorduk dedik ki çocuğunuzu seviyor musunuz? Evet çok seviyoruz. %92. Peki çocuğun bakımından kim sorumludur? Anne. Şimdi bu nasıl bir seviye? Şimdi kendi kendine büyüyen, hani aklının varlığında büyüyen çocuk var. Baba da oradan küçük gidecek, sevecek. Yetiyor mu? Çocuk için yetmiyor. Neden? İlk başta ne dedim? Çocuğun hayatındaki o ilk 6 ay bile çok önemli. Eğer ebeveynlerden birisi çocuğun hayatında yoksa %50'den kayıp var. Sadece o diyelim anne olsun ya da baba olsun. Sadece %50'den faydalanıyor. Onun potansiyelinden faydalanıyor. Onun gelişim desteklemesine faydalanıyor. Diğer %50'den zaten mahrum. O yüzden bizim hedefimiz şu. Babayı bu konuda çocuğun hayatına dahil. Ve Çiğdem Kağıtçıbaşı bizim vaktimizde kurucusu, dünyada bilimsel olarak çok fazla hem gelişim psikolojisi hem de sosyoloji alanında çok katkısı olan bir hocamız. Onun bir araştırması var, çocuğun değeri araştırması ve görüyoruz ki aslında doğurganlık arttıkça çocuğun ekonomik yararı ve çıkarcı şey, ekonomik yararı artıyor. Yani çocuğun değeri düşüyor, psikolojik değeri düşüyor. Ve dünyada bu tür çocuğun değeri, doğurganlık ve ekonomik değeri yüksekse oradaki çocukların gelişimi daha yavaş. Onlara sunulan imkanlar daha az. Oyun imkanı sunulmuyor. Bireysel olarak eğitime ulaşım imkanı daha az. Besleme imkanı daha az. Çocukta daha az iletişim kuruluyor gibi. Dolayısıyla çocuğun değeri, psikolojik değeri arttıkça da doğurganlık azalıyor. Doğurganlık azaldıkça çocuğa sunulan imkanlar artıyor. Ve az önce söylediğim o sistem kendi kendine işletmeye başlıyor. Bu amaçla dediğim gibi babanın çocuğun hayatına daha çok katılması için biz programlar yapıyoruz ve bununla ilgili bir araştırma yaptık. Ben size şimdi o araştırmaya bir videosu var, onu göstereceğim. Çocuk sahibi olan her erkek babanın, baba da şekillendirense toplumların kültürel yapıları, babaların deneyimleri ve sosyal çevrelerine karşı tutumlarıdır. Açev olarak Türkiye'de babalık hallerini, farklı erkeklik davranışlarının babalığı nasıl şekillendirdiğini ve çocuğun gelişiminde daha olumlu etkisi olan ilgili babaların artması için nelere ihtiyaç duyulduğunu anlamak amacıyla 0-10 yaş arası çocukları olan babalarla bir araştırma yaptık.
51 binden araştırmamıza katılan 3235 babaya doğumlarından itibaren çocuklarının bakımı ve gelişimiyle ne kadar ilgilendiklerine dair bazı sorular yönelttik. İlk olarak babalara neden çocuk sahibi olduklarını sorduk. En çok aldığımız yanıt %92 ile çocukları çok sevdiğim için oldu. Çocukların bakımından birinci olarak kimin sorumlu olduğunu sorduğumuzda ise babaların %91'i eşim yanıtını verdi. Babaların %50'si çocuğunu hiçbir zaman tuvalete götürmediğini, %36'sı çocuğun hiç altını değiştirmediğini, %35'i ise hiçbir zaman tırnaklarını kesmediğini söyledi. Çocukların fiziksel bakımına katılmayan babaların ev içindeki diğer işleri de paylaşmadığını gördüm. Babaların yarısından fazlası hiç ev temizlemiyor ve hiç yemek yapmıyor. Sadece 4 babadan biri çamaşır yıkama, çamaşır asma ve cam silme işlerine yardımcı oluyor. Çocukların sağlığıysa babalar için çok önemli. Babaların %84'ü çocuklara basamaklarında onların yanında olduklarını ifade ediyor. Ancak konu eğitim olduğunda babaların ilgi oranı düşüyor. Babaların %35'i çocuklarının okul etkinliklerine ya hiç katılmadıklarını ya da çok nadir olarak katıldıklarını söylüyor. Babalar çocuklarını sevgiyle büyütmenin önemini vurgularken onlara karşı sıcak ve yakın davranışlar sergilediklerini, onlarla sık sık konuştuklarını belirtiyor. Babalar gün içinde ortalama 9 saat 20 dakikalarını işte geçiriyor ve çocuklarına 2 saat 20 dakika ayırabiliyorlar. Ama çocukla geçirilen zamanın içeriği onların gelişimlerini destekleyecek bir delikte olmuyor. Babaların %79'u çocuklarıyla evdeyken televizyon izliyor. Yalnızca %50'si çocuklarına masal ve hikayeler anlatıyor. %57'si ise çocuklarıyla birlikte kurmaca oyunlar oynamıyor. Ev dışına çıktıklarında da durum pek farklı değil. Babalar genelde çocuklarıyla birlikte sokakta dolaşarak, akraba ziyaretleri gerçekleştirerek ve alışveriş merkezlerine giderek zaman geçiriyorlar. Çocuklara uygun sinema ve tiyatroya giden babaların oranı ise yalnızca %30. Peki babalar kuralları ve sınırları nasıl belirliyorlar? Çocuklarından bekledikleri davranışları onlara kazandırmak için ne yapıyorlar? Genellikle babalar çocuklarının kabul etmedikleri davranışları karşısında onları cezalandırmayı gerektiriyor. 4-10 yaş aralığında çocuk sahibi olan babaların birçoğu çocuklarına farklı cezalandırma yöntemleri uyguladıklarını ifade ediyor. Bu cezalandırma yöntemlerinin başında %33 ile yasaklama geliyor. %24 ile sözel ve psikolojik şiddet ve %13 ile fiziksel şiddet diğer cezalandırma yöntemleri arasında. Babalar gerçekte çocukların zararlı olan bazı disiplin yöntemlerini onlar için faydalı olduğunu zannederek uyguluyor. Bazı babalar şöyle hafifçe vurmanın dövmek olmadığını düşünüyor. Ancak babaların büyük bir çoğunluğu kendi babalarından gördükleri şiddeti unutamadıklarını ve bugün bile hatırladıklarını söylüyor. Çocuğun bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlenmek, onlarla etkin iletişim kurarak ortak faaliyetlerde bulunmak ve çocukların gerek duygusal gerekse de fiziksel olarak ihtiyaç duymaları halinde yanlarında olmak bir babayı ilgili baba yapan temel davranışlardır. Araştırmamızda ilgili babalık davranışlarını etkileyen faktörleri de inceledik. Buna göre babanın çocuğa verdiği değer ilgili babalığı etkiliyor. Çocuk sahibi olmayı soyunu devam ettirmek ya da aile reisliği statüsüne erişmek olarak gören babaların tüm olumlu babalık davranışları azalıyor. Buna karşın babalar çocuk sahibi olma nedeni olarak çocuğa duyulan sevgi ve ilişkiyi, onların hayatlarına katacağı mutluluğu ne kadar çok vurgulamışlarsa ilgili baba olma davranışları o kadar artıyor. Annelerin eğitim seviyesi ve eş, aile ve sosyal çevreden alınan destek, ilgili babaları olumlu yönde etkiliyor. Özellikle baba olmayı yeni öğrenen erkeklerin, arkadaşlarından aldıkları sosyal ve duygusal destek, onları daha iyi baba olmaları için destekliyor. Babalık davranışlarını etkileyen bir diğer faktör de kadına karşı cinsiyetçi tutumdur. Babaların %78'i kadınların tabiatları gereği erkeklerden daha güçsüz olduğunu düşünüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmayan babalar çocuklarının fiziksel bakımına da katılmıyor. Öte yandan ev işlerinde sorumluluk alan ve babalık izni kullanan babaların ilgili babalık davranışları artıyor. Babaların %58'i ilk baba olduklarında ne yapacağını bilemiyormuş gibi hissettiğini, %44'ü kendi kendilerine, %38'i ise babalarından baba olmayı öğrendiğini söylüyor. Peki babaların ilgili baba olmak için neye ihtiyacı var? Babaların en çok desteğe ihtiyaç duydukları konu çocukların zihinsel gelişimiyken en çok ihtiyaç duydukları hizmet çocuklarıyla sorun yaşadıklarında danışabilecekleri bir yer. Babaların %30'u çocuklarıyla vakit geçirebilecekleri daha çok alan, %21'i ise çalışma saatlerinin çocuklarına vakit ayırabilecekleri şekilde düzenlenmesini istiyor.
Ayrıca babaların %38'i babalık eğitimi almak istediğini belirtiyor fakat %43'ü buna vakit bulamadığını söylüyor. Yasal hakları olan babalık izinlerini kullanmaları, ilgili baba olmalarına katkı sağlamasına rağmen babaların yarısından fazlası babalık izni kullanmıyor. Çünkü ya böyle bir hak olduğunu bilmiyorlar ya da iş yerinden izin alamıyorlar. Diğer yandan uzun çalışma saatleri de babaların zorlandığı konular. Türkiye'de erkekler çocuk sahibi oldukları için mutlu olduklarını belirtiyor. Ancak erkeklerin ilgili babalar olabilmeleri ve çocuklarının gelişiminde daha etkili rol almaları için onları destekleyecek ortamlara ihtiyaçları var. Ailede, mahallede, arkadaş çevresinde, iş yerinde yapılacak çok iş var. Çünkü ilk iş babalık. Babaların çocuklarıyla problem yaşadıklarında yardım alma istekleri var. Yalnız ben de işin ufacık ucunda çalışan bir insanım, bir rehber öğretmenim. Bu yardımı kendileri talep ettikleri halde babalarından gördükleri o babalık modeli davranışından vazgeçemiyorlar. Yardımı almayı isteyen, yardımı alan onu uygulayamıyor. Yani araştırmanın belki önemli bir şeyleri bu da olabilir. Alsa bile aldığı yardımı ne yapıyor? Kullanamıyor. Çünkü eve gittiğinde, sokağa çıktığında bir dakika sen kılık babamısın. Kılık mısın deniyor ve baba bunu ortaya koyamıyor. Yani araştırma orada hani babalar duyar, böyle bir yardıma ihtiyaç duyuyorlar. %38'i sanırım oradaki şey yanlış olabilir ama hani böyle bir çocuklara sorun yaşadığında yardım almaya istekli baba. O %38'in bu yüzde kaçı tamamlar. Buyurun. Biraz sonra okuluna daha çok detayacağız. Çok önemli bir konu söylediniz. Şimdi aileler için de var aslında. Babalar için hani daha çok araştırmalar görülmüş. Çocukları çok sevdikleri için %92 baba olmak istiyorlar. Yani çocukları çok sevmek baba olmak için yeterli kriter olarak görülüyor. Yani çok sevmek yeterli. Yani onun dışında bir şey yapma isminin gereği olduğunu çok fazla düşünmüyor çoğu baba. Hem anneleri de düşünüyor. Yani gereği yok zaten eve gelsin, ekmek getirsin, yeter. Bir algı var. Çok güzel. Buyurun. Ben de erkeklerin kontrol alanını çok bozma taraftar değil. Dolayısıyla işin içine girmek değil de sokulmak durumunda kalıyor. Benim 3 yaşında bir kızım var ve çevreye nazaran ilgili bir babaya sahip. Çok şükür. Ama yine de kadın erkek arasındaki iletişim ve o kadın dili ve erkek dilinin birbirinden çok farklı olmasının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Biz bir farkı dediğimizde ben de eşime iki tur sen gezdir dediğimde gerçekten iki tur gezdiriyorum. O kadar şey ki sen bana iki tur dedin çünkü iki tur yani. Daha fazla. Evet, evet. Peki. Ama kabahat yok ki siz yine geliyorsa da yapıyor. Neye geliyorsa? Bu sadece erkeğin kendi zekasına hata yani benim işim gerçekten hani iş hayatımda başarılı olan ya yani bir adam hani az önce söylediğiniz yönetici vasıf falan olan kendi zekasına hata ediyor. Yani o çamaşırı çıkartırsa sebebi. Buyurun. Tuvalete götürmek, tırnak kesme. Biz de orada gerçekten çok şanslıydık. 5 çocuğum oldu benim. Ve 33 yaşındaydım, 5. çocuğumu dünyaya getirmiştim. Ve ben onları babam evde olduğu saat banyolarını yaptırıp oradan sonra sarıp kapıdan bir yapıp o götürüp su oluyor, giydiriyor, tırnağını kesti. Sırayla. 5 gün hesapladım. Yani 5 tane çocuk, 10 tane tırnak. Üretim bandı gibi. Yıka, ver, gönder, yıka, gönder. Aslında
babalar çocuklarıyla vakit geçirmek istiyor. Onlarla oyun oynamak istiyorlar. Onların hayatlarında katkı sunmak istiyorlar. Ama bununla ilgili bazı eksiklikleri var. Bir, bilmiyorlar. Daha doğrusu rolünün farkında değil. Bu kadar önemli değil mi çocuğun hayatında? Bunun o kadar farkında değil babalar. Farkında olanlar da ne yapacağını bilmiyor. Ve çoğu bize gelen talep şu. Ya bana bir şey öğretin. Yani çocukla nasıl konuşulur? Bir hikaye anlatacağım size. 7-11 yaşlı çocuklara yönelik bir baba destek programımız var. Ve oraya bir tane emekli subay katılıyor. Bu şeye, programa. Bir oradaki eğitimcimize diyorlar ki, diyor ki işte çocuğunuza gideceksiniz eve şimdi. Ondan da bir etki dinleme alışması yapacaksınız. Diyor eğitimci. Eve gidiyor şimdi düşünüyor. İlk defa çocuğuyla konuşmaya karar vermiş. Çocuğun masasına, odasına gidiyor. Masasına kendi gazetesini bırakıyor. Çocuk gidiyor odasına, eve geliyor okuldan, gidiyor odasına. Aa ben gazeteyi burada unutmuşum diyerek bahaneyle çocukla konuşmaya çalışıyor. Yani baba nasıl iletişim kuracağını bile çocukla daha bilmiyor. Biz hala düşünün, 20 yıl önce onun göz seviyesinin gözüne bakarak temas kuruyoruz ya, 20 yıl önce bunu hala buluyoruz ve en etkili araçlarının birisi maalesef hala bu göz teması. Göz teması kurmadan çocuklar bildikleri fark ediyorlar. Dolayısıyla babalar evet çok şey ihtiyaçları var ama bunu istiyorlar. Öyle bir dönemdeyiz ki artık babalar istiyorlar. Bazı rakamları yine biraz daha detaylı olarak anlatacağım. Mesela bu bir etkileşim alanı. Dediniz ya, babanın çalışma saatleriyle ilgili bir şey söylediniz. Babanın evden çıkıp tekrar eve girmesi ortalama 11 saat alıyor. Bir baba. Yani bir baba gidiyor, evden çıkıyor, trafik, yol, ulaşım, çalıştı, mesaiye gitti. Geri geldi, ortalama 11 saat baba yapıyor. Dolayısıyla 11 saat evde olmayınca baba, bu direkt bir yanıtısı var. Çocuk eve gelip, baba eve gelip yorgun olmuş oluyor. Çocuk uyumuş oluyor. Ya da tam ödev yapma zamanı oluyor. Onu sohbet edecek, oynayacak vakit bulamıyor. Ya da baba zaten geç geldiği için anne onun yerine çoğu bakım işlerini zaten yapmış oluyor. Bu çok önemli bir gerçek. Çoğu baba diyor ki, cumartesi günleri yeni toplantısı oluyor, ben gidemiyorum. O yüzden diyorsa okullara, sadece yeni toplantılarında annelerin geleceği görevi ayarlamıyor. Babanın da geleceği günleri göre ayarlamıyor. Akşamları babalar gidebiliyorlar. Bizim bütün baba destek programı Türkiye'de uygulanıyor ve babalar akşam götürüyor. Demek ki babalar gelebiliyormuş ama doğru zamanda ve doğru yönde ve doğru dille çağırırsa. Çalışma hayatında bir şey daha var. Yenilmesi var. Babalık izni. Türkiye'de bir işçi yani SGK'lı bir çalışan 5 günlük babalık izni var. Emek devlet olmuşsa 10. Bu yurt dışında birçok ülkede 3 aydan başlıyor, 6 aya kadar giden ücretli ücretsiz izinler var. Peki o 5 gün nasıl geçiyor sizce? Babalık izni 6 diyelim ki. Nüfus müdürlüğüne kim bir çıkartma. Bebeğimizi taşıma. Zaten şöyle oluyor, çocuk dünyaya gelmeden önce kayınvalide ve işte şeyin annesi, annenin annesi bir arada savaş oluyor. Kim daha çok orada olacak diye. Yani babalar yok. Orada kendi arada kim görünce gelin, işte neyse bir çember oluyor. Çocuk ve şey anne ortada. O dışarıdan içeri girmek mümkün değil. Mesela çoğu anneanne ve işte anne sen tutamazsın diye babanın evde çocuğu veriyor. Düşünün. Arkasından baba sadece lojistik işleri. Hastanenin patronu öyle. Bez getir. Nüfus canını çıkar. Zaten 5 gün bitti. Nasıl? Islak mı? Olmazsa olmaz. Dolayısıyla baba daha ilk baştan itibaren çocuğun yanında olmuyor. O 5 gün hemen hızlıca bittiği için, lojistik işleri bittiği için daha çocuğun kucaklayamadan kokusunu belanı olur ya, babalar en çok neyi tutarız, neyi seviyorsun? Çünkü kokusunu özellik derler. Şuradan bırakır, şurada durmasını çok seviyor babalar mesela. Şöyle bırakır. Ama bunu daha tadına varmadan işe dönüyor. Arkasından akşamlara geç geldiği için, çocuk da gene uyuduğu için, çocuk da etkileşim kuramayan, bakım veremeyen bir baba oluyor. Sonra diyorlar ki, biraz büyüsün, el ayağa gelsin, şimdi ben tutarım bir yerden açtırırım. Sonra biraz daha büyüsün, işte ben sohbet etmiyorum, ona tutma edeceğiz. Oğlan çocuğuysa, onunla biz tutma maçlarına gideceğiz. Kız çocuğuysa, işte ben onunla işte kızımla, güzel kızımla, cici kızımla şunları yapacağım. Makas gittikçe açılıyor, sonra ehliyet edildi diyoruz okullarda. Ben çocuğumla konuşamıyorum. Beni dinlemiyor, bana bağırıyor. Niye? Çünkü şu ana kadar makası bir açılmış ki çocuk seninle nasıl konuşacağını bilmiyor. Senin kim olduğunu diye doğrusu bilmiyor. Baba en fazla nasıl çağırmış? Kriz durumlarında, para için, okulda son yaşanan sorun için gibi gibi annenin başa çıkamayacağı
şeyler için baba devreye giriyor. Yine araştırmamızda görülüyor ki aslında babalar beraber vakit geçirseler bile kalitesi çok düşük. Televizyon izliyorlar çocukla beraber. En fazla. Sadece %50'si masada hikaye anlatıyor. Onun da repertuarı şu, çoğu hikayenin masada repertuarı, kendi annesi, anneannesi ya dışarıda bir şey duymuşsa. Ama yeni babalar artık şunu öğrendiler. Mesela beyefendi mesela eve gidecek, biliyor, bir masal biliyor. Ben hemen soruyorum işte, ya sen bir masal biliyor musun? Bana anlat da akşam eve gidince çocuklar benim tepeme çıkıyorlar. Onlara bir masal anlatayım. Birbirlerini öğrendiler. Google'dan hikaye masal okuyup onu eve taşıyorlar artık babalar. Bunu yapıyorlar. Arkasından %43'ü sadece kurmaca oyun. Kurmaca oyunun özelliği ne? Çünkü bütün oyunlar, diyorsun, tablet oyunları ve şeyler iki boyutlu oyunlardır. Orada bir oyun vardır, çocuk o yönelgeye uyar. Çocuk pasiftir. Çocuğun bilişsel gelişimi, beyin gelişimi yeterince desteklenmemiş olur bu süreçte. Hatta tam tersi, çok maruz kalırsa otizme kadar giden bir spektrumu herkes söylüyor bunu. Kurmaca oyun, çocukla babanın birlikte ürettiği oyunları. Herhangi bir eşyayı, bunu bile oyunmadan sahne gidebilirsin. Ve çocukların en sevdiği şey, herhangi bir eşyayı oyuncağa dönüştürmektir. Bırak çocuğa alakalı, sen de bir destek ol. Dolayısıyla kurmaca oyun, bilişsel gelişim için, yaratıcılık için, eleştirel düşünce için hayata öneme sahip. Ama çoğu zaman çocuklara sunulmadığı için, çok yapılandırılmış bir şeyler, oyuncaklar sunulduğu için çocukların gelişimi etkileniyor. Dışarı çıkınca az önce söyledi, akraba ziyareti, alışveriş merkezi artık bir numaralı yerler oldu. Eskişehir'de bir grubu ziyaret etmiştim ben. Baba anlatıyor, biz her hafta babalara ödev veriyoruz. Diyoruz ki etkiyi dinlemek için şunu yap. Çocuğuna vakit geçmek için bir şey yapıyoruz. Baba eski eşya satan ikinci elde gitmiş. Çocuğunu götürmüş. Ve çocuk orada pusula görmüş ilk defa hayatında. Ve şimdi sürekli diyor pusula, yön, kuzey, güney, bana sürekli ondan soruyor. Görüyor musunuz? Küçücük bir adam. Küçük bir şey. Yani çok hoşuma giden bir şey. İkincisi bakın. Bakın da nerede? İşte tuvalete götürmüyorlar. Altları değiştirmiyorlar. Hele kız çocuğuysa çok daha düşük. Ve tırnakları kesiyorlar. Şu önemli bir veri, özellikle 0-3 yaşta çocuğu olan babaların sosyoekonomik kredisi düşükse, çok yoğun saatte çalışıyorsa, düşük ücretle çalışıyorsa, eğitimde düşükse, babalar bakımda yer alıyorlar. Büyüyünce bu değişiyor mu? Büyüyünce biraz artıyor ama büyüyünce şöyle oluyor. Şimdi diyor ki, ya 7-11 yaşında çocuklar, o kendi çantası, kendi hazırlıyor, kendi kıyafetleri, kendi giyiyor. Ben ne yapacağım ki onu? Aslında biraz sonra konuşsa, yapacağı babanın çok orada şeyler var. Önemli bir şey, ambulans şey gibi o lojistik hizmetlerin sağlayıcısı olduğu için babalar genelde kursa götüren, kursa getiren arabasıyla orada dikiz aynasından çocuklara sohbet eden babalar düşünüyor. Anneler de böyle yapıyor. Hastalıklar da oradalar. Yani acil çocukları bitiriyorlar ama eğitimde yoklar. Yani okul toplantılarında babalar gitmiyor. Okulla ilgili, öğretmenle ilgili bir sorun olduğundan gitmiyor. Çocuğun gelişimini takip etmek için yine baba orada çok fazla yer almıyor maalesef. Peki, bütün bu verilere baktığımız zaman aslında babaların hem iletişim hem de bakım için bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Peki bunlar nereden besleniyor? Yani neden babalar bu kadar uzak kalmışlar çocuklardan, bu kadar yan yana gitmişler? Sizce ne olabilir size? Göre. Gördükten şeyler. Aynen. Size toplumsal sebepler var. Yani çevrede gelen, şu an söylediğiniz hep genele yayılan şeyler. Bunun çok farklı örnekler de var ama genel verdiğiniz profil zaten insanların çevresini oluşturur. Çevreden gördüğü değil mi? Aynen. Ve baba, pardon. Ben ilk okumdayım. Beyin toplantıları yaptığımızda 36 kişilik bir sınıf var. Beyin toplantıları yaptığımızda %97 oranında anneler gelir. Çok az birkaç kişi erkek gelir. Onda da anne rahatsızdır vesaire ondan gelmiştir. O da sınıfın bir köşesinde oturur. İlk başta söz alır ve biraz sonra kalkar gider. Sebebi ne? Çalıştığım yer itibariyle konuşuyorum. Çok büyük oranda baba çalışıyor. Anneler gelip hanım. İş hayatından tamamen soyutlanmış. Kadınlar eğitim düzeyi son derece düşük. Türkiye'nin genelini düşündüğümüz zaman tabii ki eğitim gören ve çalışan kadın sayısı oranı son derece düşük. İş hayatının olmaması bir rol paylaşımı yapmışlar.
ben evde çocuklarla sen dışarıda dediğiniz gibi evin geçimini sağlayan kişi. Benim çok uzun zamandır deneyimlediğim gördüğüm bu. Bu bir inşaat süreci. Biraz sonra bunu göstereceğim ama şunu söylüyor. Eşitlik dediğim şey nedir? Aynı bu bilinçli karnını parçalık ya. Eşitlik dediğim şey şu olur. Bizde yani ben çocuk evden sorumluyum. Ev yemeklerini yapıyorum. İşi yapıyorum. Çocuklara bakıyorum. Eşim de para kazanıyor. Bunda ne sakınca olabilir ki? Değil mi? Eşitlik dediğim şey bu mudur? Acaba? Çünkü bunun bir yansıması var. Çocuk bundan bir şey öğreniyor. Diyor ki, ben kız çocuğuysam eğer, benim rolüm, görevim, evdeki o işleri yapmak, okula gitmek değil, herhangi bir bilgiyi merak etmek değil, bir problemi çözmek de değil. Dolayısıyla çocuklar bir kabul yaşıyorlar kendisine. Bu söylenen bir şey değil, bu okunan bir şey. Ola çocuklara başka bir şey okuyorlar. Ben para kazanmam lazım, güçlü olmam lazım, gayretli olmam lazım, iradeli olmam lazım. O, az önce benim arkadaşımın söylediği şey, o çocuk diyor ki, Allah'ın çocuğuna gitmeyeceksin diyor. O oğlan çocuğu biraz diyor, güçlü olacak. 45 gibi çocuk için söylüyorum. Her alanda yana girmez. Dolayısıyla çocuk buradan direkt gelişim alarak geliyor. Küçük kas gelişimi, büyük kas gelişimi, sosyal gelişimi, duygusal gelişimi, özgüveni, her şeyi daha ilk baştaki itibaren oluşmaya başlıyor. Biz buna cinsiyet problemini oluşum süreci diyoruz. Bir inşa var. Düşünün, daha hastanede doğum olacak anne, baba orada, baba da orada. Kadınlara bakın, renkler nasıldır? Direkt, aşırı artık, çok abartılı artık. Yani öyle bir anlıkla geldi ki ben ona şekerin rengi de, kurtaran rengi de, kıyafetler de, annenin o tacı falan, her şeyi pembe. Derdi tamamen mavi. Bu tek başına bir sakıncası yok. Ama bu şuna birleşiyor. Aslan oğlum, cici kızım. Aman kızımsa ağlama, ona da yaşayacak aslan oğlum, bağır. Sen top oyna, güçlen, kaslı ol, sen aman, kaslı ol, kaslı olma, ekiple beğenmezler seni. Hatta işte benim güçlü ölçüsü olman lazım ki beğenilsin. Direkt çocuğun fiziksel sağlığından, sosyal gelişime kadar, o kadar çok yansıması var ki bu bizim fark edebildiğimiz bir şey değil. Çünkü biz bunun içine doğduk. Hep şu örneği veririz. Bir balık, suyun ne olduğunu bilir mi? Bilmez. Çünkü bu işte doğmuştur. Çocuk da bu işte doğar, büyür ve kendi çocuğunu öyle yetiştirir. Ve bu normalmiş gibi bunu anlatmaya başlar. Ve cinsiyet problemi, ilgili babalık üzerinde bu kadar etkili değil. Direkt etkili. Demeksel babalık dediğim şey ne? Hala Türkiye'de çok yoğun bir babalık şey bu. Çocuğun bakımına anne sorumludur. Ben girmemem lazım devreye, girersem yüz yüze olur, tepeme çıkar. Anne dahil, anne ile buluşmalar. İnegöl'de bir grup liderimiz anlattı. İnegöl'de çocuk şey demiş, yine çocuk hikayesi ama kusura bakmayın. Kursa geliyor, diyor ki akşamları için kursu yapıyoruz. Sabah 7 gibi kursa başlıyor. Yakında oturuyor çocuk. Gelmiş öğretmenim demiş, ben size bir şey söylemek istiyorum. Baba da orada. Gruba daha başlamamışlar. Artık diyor babam bizle beraber yemek yiyor. Bizle beraber sohbet ediyor. Ben diyor çok mutlu oluyorum diyor. Bak çocuk ağlıyor. Sonra tutuyor baba da ağlıyor. Sonra tutuyor bütün grup ağlıyor. Çünkü baba şuna önemli. Yani ben buna da aynı sofrada yemek yersem şımarırım. Tepeme çıkar. Ve kutlama başlayınca baba artık çocuklara yemek yemeye başlıyor. İlk defa. Çok ilginç şeyler bunlar. Yemese baba. Tamamen bakımından sorumlu olan anne, baba otorite, eve ekmek getiren baba. Yemese baba. Anne de çalışıyor, mecbur. Aslında karşı, annenin çalışmasına karşı. Ama mecbur diyor. Ev kirası ödeyeceğim. Şunu yapacağım. Çalışsın bari diyor. Ve bu zamanlarda zorunlu olarak bazı işleri yapıyor. Yine sorumlu kendisi değil. Bu baba yine aslında ilgili baba değil. Diyor ki ya öğrense iyi olacak galiba. Şimdi zorlanıyorum ben bu işlere. Biraz bir şey yapmam lazım diye hevesli baba. Şimdi şu bu iki babanın özelliğini biliyor musunuz? Kız çocuklar olunca aşırı korumacı oluyorlar. Neden? Kendisi biliyor çünkü büyük ihtimalle. Ben diyor benim kızımdan maruz kalmaz. Ama çok ilginçti eşine bunu yapıyor. Şiddet, duygusal şiddet, her şey var. Ama kız çocuğuna yaşaması istemiyor. O yüzden şu anda biz gördüğümüz tablo şu. Türkiye'de babalar kız çocuğuna baş destek var okuması için. Güzel bir tablo. Arkasından burada çok okumuyor. Gayretli baba. Gerçekten öğrenmek istiyor. Programa gidiyor. Baba destek programına gidiyor. Öğreniyor. Ama yine de sıçıyor diyor. Eşi gönderiyor. Yemeğini eşi yapıyor ama o ek bir şey yapmaya çalışıyor.
Bir de çizgici baba zaten bütün rol benim bir artık diyor ve bu rolü kendisi sürdürüyor. Bunların hepsinin cinsiyet rolüyle ciddi bir ilgisi var. Aşırı geleneksel erkekler burada duruyorlar. Egemen erkekliklerimiz olduğu burada duruyorlar. Tam biraz arada kalmış. Yani çalışması lazım eşime, izin vermeyeyim eşime. Kız çocuğum da benim işte etek giyebilir. Hatta o da olan arkadaşlarla beraber oyun oynayabilir. Diyorsa biraz ama bir yerde ben bilmem lazım, mutlu etmem lazım gibi gibi direkt etkili bir süreçten bahsediyoruz. Ben kendi babamla ilgili şöyle bir şey yaşamıştım mesela. Benim babam bana hiç oğlum demezdi. Yani abime, kardeşime de demezdi abime buna. Bir tane sülle emri vardı. O çocuklarını döverdi. Ben babamı görmezdim fazla ama oğlum derdi. Ben dedim ya keşke bana oğlum dese, ben onu olur olsaydım. Neden diyemezdi? Çünkü annesinin babasının yanında, büyüklerin yanında oğlum demesi ayıp. Ben bunu kendi çocukluğumda yaşadım ve hala içinde küçük bir böyle bir şey var. Düşünün bu izlerin ne kadar çocuklarda fazla olduğunu. Dedin ya çivi çakarsın, sökersin, artık orada çivi yoktur ama bir izi var. Çocuklar bunların hepsinin bir etkisi yansıması. Şey galiba bilmiyorum, siz daha belki yorum yaparsınız ama yani anne baba hala evin otoritesi. Evin otoritesi anne baba. Dolayısıyla onun yanında çocuğun oğlu olması onun biraz şey bence cinselliği çalıştırıyor galiba. Yani bir kadın bir erkek çocuk yapacaklar, ondan çocuğu olacak. Bana aitse aslında cinselliği kabul etmiyor. Bilmiyorum ya, biraz abartmış olabilir. Yani oğlunun çocuğuna sahip olan da aslında o dedi anneanne. Yani sen değilsin onun sahibi. O benim torunum. Senin çocuğun değil. Malın da sahibi benim. Bu evin de sahibi benim. Senin altındaki traktörün de sahibi benim. Bütün tarlaların her şeyi hatta onlar ölmeden asla yer vermezler filan. Bu sahiplik duygusu yani. Sen evet. Oğlun diyemezsin. O benim torunum. Aynen. Yani, doğru. Dolayısıyla birçok onun yansıması var. Ve yine görüyoruz ki eğer cinsiyet orasından cinsiyetçi, geleneksel erkekler, erkekliğe yüksek babalar direkt çocukları daha az, mesela özür dilerim ben. Diyor ki kız çocuklar ereğinde zorlukları devam etmiyor. Bakın %87, %13 diyor ki etmesin. Bu rakam yüksek değil mi? Peki %13'li sözü ne yapacak? Bitmeyecek bir ihtimal. %90 diyor ki kız ve erkek çocuklar birlikte oynamayabilir. %10'u oynamasınlar. Kadınlar daha güçsüzdür tabiatları gereği. Buna yanıyorlar mesela. Ya da kadın gerektiğinde kocasına karşı sessiz kalmalıdır. Dilde tutmalıdır gibi algılar. Dolayısıyla bütün bunlar aslında direkt çocuğun gelişimine etkiliyor. Çünkü çocuk burada bir mesaj veriyor, ona bir fırsat veriyor. Biz şu anda şunu söylüyoruz. Bütün bu model, geleneksel erkeklik ve geleneksel babalık modelinin yerine bir ilgili babalık modeli veriyoruz. Diyoruz ki, baba çocuğun hayatında sorumluluk olabilir, onun hayatında destek olabilir ama bunun için desteğe ihtiyacı var, biz de orada yer almalıyız. Buna biz ilgili babalık diyoruz. Ve bir tarafında ilgili babalık, yetkin babalık gibi farklı kavramlar kullanılıyor, yetkin ebeveynlik kavramları kullanılıyor. Ama en de sonunda şu, sadece eşine yardım eden değil, sadece çocuğuyla oyun oynayan baba değil, altını değiştiren, onunla beraber vakit geçiren babadan bahsediyoruz. O yüzden baba ilk önce ne olacak? Ben sorumluyum, çocuğun gelişine sorumluyum diyeceğiz. İki, çocuk ona ulaşabilecek. Bir mesai saatleri içinde için yani ben çok yoğun çalışıyorum değil, sen çocuğun için çalışıyorsun. Çoğu baba diyor ki niye çalışıyorsun bu kadar? Ben çocuğum için çalışıyorum. Benim çocuğum yok. Çocuk seni görmüyor. Niye onun için çalıştığını söylüyorsun ki? Bunu kandırmaca aslında. O yüzden de baba çocuğun için ulaşabilir olacak. Ve diyecek ki ben ona zaman ayırıyorum diyecek. Ulaşmaktan kastımız sadece evde olması değil. Onunla kaliteli zaman geçirmesi lazım. Ve etkileşim olması lazım. Sohbet eden. Karşılıklı, o da oynayacak çocukla, çocuk da onu oynayacak. Ki karşılıklı olsun, yüzde yaşı alışveriş olsun ki bu bir etkileşime dönüşsün diyoruz. Ve babanın 3 alt boyutunu tanımladık biz bu araştırmada. Bir baba bakım verecek, temizlik, beslenme, sağlık kontrolleri, aşıları, okul kursuna katılmaları. Bak baba burada olması lazım. Her an her yerde olması lazım. İki, sevgisini gösterecek, karşılıklı mutlu olacaklar, oynayacaklar. Onlara, o çocuğa fırsat sunacak. Dolayısıyla ona yakın olacak. Ve bir diğer sorun, bu sadece Türkiye'de, bütün dünyada sorun. Ebeveynler en çok neyde zorunlu var? Disipline zorunlu. Disipline dediğimiz şey nedir?
çocuğa sınır koymak, bizim kabaca çevirmişiz, sınır koymaktır. Bunu soramıyorlar. Ama çoğu baba, az önce burada video vardı, şöyle bir enseye vurmayı sakıncalı bulmuyor. Hatta diyor ki, ben diyor çocuğumla diyor, bizim hep baba destek olmanı anlatırız. Sigara içiyordu, pardon ben sigara içiyordum çocukluğumda, babam beni bir dövdü, bir daha sigara içmedi. Peki, babamla aran nasıldı? Çok kötüydü. Hiç sohbet edebiliriz mi? Edemiyor. Yani sigara bırakılıyor doğru. Ama baba çocuk ilişkisi bitiyor. Orada bir büyük bir yara oluşuyor. O yüzden de kontrol dediğimiz şey çok önemli. Takdir teşhir kullanıyor baba. Çocuğunu bir birey olarak kabul ediyor. Senin kararların, senin ihtiyaçların var ve ben buna saygı duyuyorum diyor çocuğum. Yoksa kendi okuduğu, okuyamadığı, zengin olup olamadığı, kendi hayalleriyle ilgili çocuk yetiştiriyor. Biz şöyle aileyiz. Bizim ailede işte değil, çocuklar ayakta su atmazlar. İşte Çetin ailesi sokaktan hiç adını duymayacak. Çetin ailesi asla benim ferdi olamaz. Gibi. Ve bütün bu alanlarda, üç alanda babanın her yaşta yapabileceği şeyler var. Mesela erkek çocuklukta 0-6 yaşta baba ne yapabilir mesela? Çocuğun bakımı için, gelişimi için, okulu için, oyun için, sağlık için, iletişim için. Sizce neler yapabilirler babalar? Onu yönlendirir. Mesela başka? Beslenmesi için gereken yemek yapabilir, yemek yapabilir, mama hazırlayabilir. Yiyecek uyandığında alıp yutabilir. Çok önemli. Benim eşim yapmıştı o açıdan. Çok güzel, şanslıydı. Çok güzel, ne güzel. Burada ne kadar önemli değil mi? Yani çocuğu yanına almak, onu sakinleştirmek, ağlamasını durdurmak, bazen beraber almak olabilir. Çocuk 7-10 yaşta ne olabilir, olabilir sizce? Ödev yardım eder. Ödev yardım eder. Okula gidip götürür, çok önemli. Değil mi? Orada bir ilişki sürüyor. Yürüyüş beraber yükler için. Sohbet ederler. Spor beraber spor yapabilirler. Evde ve dışarıda. Peki. Ergenlik de var. Ergenlik. Aslında ergenlik özellikle erkek çocuklarıyla babanın ilişkisi için çok çok önemli. Çünkü anne de zaten çocuğun hep yakın ilişkisi var bu zamanlarda. Ama ergenliğe geldiğinde özellikle bizim toplumumuzda anne oradan çekiliyor. Artık diyorlar işte erkek çocuğunun çok yakın olma. Babayla da duygusal ilişki kuramayınca maalesef toplumumuzda şu anki durumu. Duygularını gösterilen erkekler oluyor. Ergenlikte en çok babanın yapması gereken şey duygusal bağı kuvvetlendirmek. Aynen. Yani biz ruhsal anlaşma söylüyoruz biliyorsunuz. 0-5 yaş çocuktan gelişim için çok önemli çünkü bütün kapılar açık çocuklar için. O sırada sunduğumuz bütün imkanlar çocuklar için çok değerli. İkinci bir kapı ne zaman açılıyor? Ergenlik açılıyor. Ergenlik ruhsal gelişim için, duygusal gelişim için çok önemli bir alan. Anne ve baba tek olarak girebiliyor aslında ama onun girmesi için çocukla sohbet eden, sakin, onu dinleyen bir anne baba lazım. O ara çok değerli. Yani orada özellikle iletişim kurmak, onun yeteneklerine, ilgilerine saygı göstermek, onun arkadaş çevresine saygı göstermek, kız ve oğlan fark etmez. Çok hayati çünkü diyor ki ilk defa ben değerli ve önemliyim, bana lütfen bunu göster. Yetişkinlik, çoğu baba şunu söylüyor yetişkinlikte, ya babam, ne diyor ona, sağ olsun da orada olduğunu bileyim ben, biliyorsunuz. Bu orada olduğunu bilmek bir güvence kaynağı. Çoğu erkek ve çoğu çocuk kadın için aslında. Ve orada yine etkileşim, iletişim devam edebiliyor. Ve orada çok fazla etkileşimler oluşabiliyor. Biz bunun için Türkiye'de birkaç faaliyet yapıyoruz. Hani çocuk eğitim baktığı olarak. İlk başta ne demiştim ben? Bilinçli olmak için okumak yazmak yetmiyor. Büyük ihtimalle bir şey daha gerekiyor. Bir saat bir seminer çoğu zaman anne baba için yeterli olmuyor. Bir kitap okumak bazen yeterli olmuyor. O yüzden anne çocuk ilk bakım programları gelişimsel programları ve en az 10 hafta sürer. Babaya ve anneye biz 15-20 kişilik babayı hafta bir gün akşamları çağırırız. Genelde akşamları gelirler çünkü güzel çalıştığı için. Mesela Kadıköy Belediyesi'nde biz son 2 yıldır sürekli baba destek programı yapıyoruz. Kreşlerimizde, gönüllü merkezlerinde baba destek programı yapıyoruz. Türkiye'nin neredeyse 30-35 ilinde her dönem programları uyguluyoruz. Hatta az önce Arif geldi. Arif bizim gönüllü eğitimcimiz, Gazi Sonpaşa'dan.
aile psikoloji danışmanı ve son 4 yıldır baba destek programı buluyor, gönüllülerin sayesinde. Ve burada ne anlatıyoruz? Biz bir, çocuğun gelişimini izleyeceğiz. Çocukla nasıl yetiştireceksin? Eşinle bunu nasıl paylaşacaksın? Bu ilişki nasıl paylaşacaksın diye konuşuyoruz ve Türkiye'de şu anda 4 tane oluşum var. Ne demek bu? Siz biraz detaylı bahsedeceğim. Çünkü erkekler şunu söylüyor. Ben ilk defa kendimle ilgili bir şey paylaşıyorum. Din konuşurdum, siyaset konuşurdum, futbol konuşurdum. İlk defa bana ait çok değerli olduğum bir konu ben konuşmaya başladım. Ve bunu 10 hafta yaptığım için arada bir güven ilişkisi oluyor. Birbirini bırakmak istemiyorlar. Ve 10 hafta sonrası birbirini bırakmayıp dernek kuruyor. Bayrampaşa'da bir dernek var. Burada destek derneği. İzmir'de Bergama'da İlgi Babalar Derneği var. İstanbul'da İyi Babalar platformu var. Samsun'da İlk İş Babalar platformu var. Biz onlara kurum demedik. Birbirini bırakmak istemiyorum. Her yaz en az 10 yıldır çocuğuyla baba çocuk kampına giden babalar var. Çünkü o tadını alınca, çocuğa vakit geçirme tadını alınca bırakmak istemiyor. Ve eşi de diyor ki, nereden çıktınız siz? Yani bu inanılmaz bir şey. Ama unutmayalım. Siz bunu az önce konuşmaya geçti. Biz 30 yıldır, 40 yıllık Ahmet'e Mehmet'e diyoruz ki, bak yeni bir model var burada, gel bunu deneyiz. Ya, Ahmet Mehmet diyor ki, evet ya, evde daha huzurluyum. Ben daha az gerildim bir insanım artık. İş yerine bile yansıyorum. Ama beni bırakıyorsunuz siz, yani biz program 10 haftalık, 13 haftalık. Ben sonra gidiyorum dışarıya, bütün sokak bana diyor ki, mahalle, sokak, bir dakika, sen kılıbı gerdik olamazsın. Yoksa daha geçeceksin. Akşamları kahveye geleceksin. Seninle şöyle muhabbet yapacağız, beraber futbola gideceğiz. Bütün sokak, bütün toplum, bütün medya, ilgili babanın dışında mesaj vermeye devam ediyor. O yüzden biz baba destek programı yanında farklı faaliyetler yapıyoruz, kampanyalar yapıyoruz. Bu araştırmamızda bir örnek. Sevgi yaptık. Baba çocuğun birlikte vakit geçirdiği çok özel anları fotoğrafladık. Ve Türkiye'de bütün birçok ile gitti bu sevgi dolaştı mesela. İlk iş balık kampanyası başlattık. Bu Bergama'da bir yürüyüş. Bunun aynı versiyonu Batman'da düşünün. Batman'da akşam 50 tane baba çocuk beraberce bu pankarda akşam yiyorlar. İlgili babalık, ilk iş balık diye yürüdüğünü düşünün. Batman'da yürüdü. Trabzon'da, Samsun'da, Ankara'da, Mersin'de her yerde baba destek programı şu anda uyguluyoruz ama tek başına yetmiyor baba destek programı. Çünkü baba 10 hafta evet katıldı bize bir değişim yaratıyor. Ve ilk başta arkadaşım vardı ya, evet biliyor. Neden uygulayamıyor sizce? Çünkü sosyal desteği yok. Sosyal destek şunu söylüyor çünkü, bir dakika sen bunu böyle öğrendin ama bak burada başka korkular var, hani şeytan gelir, şey gelir, o hikaye hatırlatıp size diye söylüyorum. Dolayısıyla o bilgiyle bazı şey desteklemesi lazım. Ben destek veriyorum dedi. Diyecek ki baba bunu sürdürmeye devam etsin. Ve arkasından bu sistemi tamam okullar ilgili babada desteklerse, şirketler ilgili babada desteklerse, belediyede ilgili babada desteklerse, üniversite ilgili babada desteklerse o zaman ne olur? Daha eşitlikçi bir yapı oluşur. Ve baba sadece programda değil, sokakta da kendini desteklemişsindir. Ve arkasından bunu çok daha göğsünü yere göre anlaşmaya başlar. Bir hikayemiz daha anlatayım. Baba programa katılıyor ve ilk 3 hafta herkese gizliyor. Eşinden, kahve arkadaşına gizliyor. Programa diyorlar ki sen niye gelmiyorsun akşamları? Ya eşim var falan deyip geçiştiriyor. Sonra bir gün diyor ki anlatıyorum. Gittim ekleri, bizim baba destek programı ekleri var. Attım masaya böyle, alın size okuyun dedim. Bunu neden diyebilirim baba? Çünkü kendisi gibi düşünen, yalnız olmadığını gören bir grup daha var. Onlardan güç alıyor. Eğer biz sokağa, devletin mekanizmalarından bütün sistemi babayı ilgili olarak destek haline getirmezsek tek başına o zaman ilgili olarak bir yere kadar iş yarıyor. Peki, buradan çıkarken size bir şey sormak istiyorum, bitirirken. Ben ilgili olarak için kendi evimde, çalıştığım iş yerinde, sokakta bir şey değiştireceğim dediğiniz bir şey oldu mu? Kafanızda canlandı mı? Çünkü toplumumuz çok fazla rejimleri oldu, çok fazla...
fazla şiddet olayları ve bunlar da tamamen aileden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Sevgisizlikten, ilgisizlikten. Yani bunu mutlaka bir sisteme oturtulup herkese zorunlu hale getirmek diye tanımlıyorum. Peki. Tek başına arabalar değil, bütün toplumun bir konusu. Çünkü baba her yerden destekleniyor veya bazen engelleniyor. Haklısınız. Çok iyi salata yapıyorsam ve bunlar övülüyse ki bundan almışsam ya da yemeklerde ben ne yapmayı tercih ederim? Salata yürüyebiliriz, üstlenirim. Anneler de doğuştan itibaren anneleri yüz öpülerek desteklenmiş, büyütülmüşler. Babalar da tam tersi o güçlü, iradeli erkek olarak. Dolayısıyla anne bu rolünü bırakmak istemiyor. Çünkü diğer tarafta çok güçsüz. Çalışmıyor ya da çalışıyor çok az maaş alıyor veya eğitim düzeyi çok düşük, kendisini sağlamıyor. Annenin tutamayacağı, varoluşsal olarak tutamayacağı tek alan neredeyse annelik kalıyor. Ya daha doğrusu kadının diye. O yüzden de çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Ama tek başına bunu anneye yüklediğim zaman kadının başka çaresi kalmıyor zaten. O kadının kadını problemi işlememiz gerekiyor. Çalışma alanında, istihdamda, gelirde, haklarda. Yoksa öteki türlü sadece onu eline aldığımız zaman kendisi çok kötü hissediyor. Hiç yok. Buyurun son. Şimdi bir kafli belki bir soru daha doğru. Biz özel okullar tabii çalışan bir spor danışmanı olarak hani anne baba okulları yapmaya çalışıyoruz. Yani ayda bir kere oluyor. Dolayısıyla bir sürekli ifade etmiyor. Sizin okullarda böyle bir işbirliğiniz var mı? Yani ya da nasıl olabilir? Şu an aklıma geldi. Çünkü bilgileri bir şekilde hani zaten anne çocuk eğitim hakkında biliyoruz sanıyorum. Ama bir ortak işbirliği olabilir mi diye aklıma geldi. Çok teşekkürler. Şöyle, İstanbul'da aile destek programımız var. Aile formatta, baba destek programımız var. Aynı zamanda genç kadınlar düşünmek için kadın düşünme programımız var. Önerim şu, kısa süresini verip tercih etmiyoruz. Şimdi davranış değişikliği yapmak istiyorsan, bir bilginin tutma dönüşmesini istiyorsan, bir en az 10 hafta, 15 hafta babanın bize temas kurmasını istiyoruz. Önerim şu olur, bizim web sitemizde e-posta adresimiz var, acem.acem.org adresimiz. Oraya siz talep edebilirsiniz. Ben okulumda baba destek programı istiyorum, anne destek programı istiyorum diyebilirsiniz. Başka illerden gelenleriniz olabilir. Farklı illerde baba destek programı var. Anne destek programı sadece İzmir ve İstanbul'da var çünkü. Bu kurumlarda baba destek programı isterseniz bize mail gönderirsiniz. Biz size gönüllü eğitimcimiz varsa, ki Arif burada az önce size tanıttım. 12 arkadaşım varsa, gönüllülerse, ben gönüllü biliyorlarsa ben orada size baba destek programı açıyorum. Peki, çok teşekkürler. Ben size başladım çünkü. Hoşçakalın.